Arem TV'den hepinize merhabalar. Az önce mecliste İyi Parti ve DEM Partili milletvekilleri arasında bir gerginlik yaşandı değerli dostlar. Videoyu hep beraber izleyeceğiz. İzlemeden önce kısaca özetlemem gerekirse DEM Parti meclise Kürtçenin eğitim dili olması için bir önerge verdi ve bu önerge üzerinde konuşan İyi Parti milletvekili yaptığı konuşmada Kürtçenin eğitim dili olamayacağını savundu. Kürtçeyi annenizden öğrenin ifadelerini kullanınca DEM Parti milletvekilleri tepki gösterdi. Ve bu videoyu o görüntüleri yaşananları beraber izlemeden önce bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için bizlere de desteğiniz olması için öncelikle bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi mecliste İyi Parti ve DEM Partililer arasında yaşanan tartışmaları hep beraber izleyelim değerli dostlar. Parti olarak bu tutum ve davranışa, bu taleplere itiraz ediyoruz. Zaten geçtiğimiz dönemlerde adımlar atıldı. Bakın çok sayıda Kürt arkadaşım var. Onlarla arkadaşlık yapmaktan gurur duyuyorum. Ancak bir ülkenin asli hüviyetini muhafaza edebilmesi için bu hassasiyetlere dikkat edilmesi lazım. O sebeple buyurun, buyurun. Israrla bunu tekrar ederek, bu talepleri tekrar ederek gündeme getirmenizi de çok da doğru ve yerinde bulmuyorum. Ancak yine bir kere de altını çizerek söylüyorum. Kimliğinle insanların gurur duyması lazım. Diliyle gurur duyması lazım. Çünkü ana dil demek bir insanın annesinden duyduğu dildir ve annesinden öğrendiği dildir. Ve bir haktır. Hakikaten bir haktır. Ama siz bunu eğitim dili olarak ortaya koymaya çalışır ve bunu bir hak olarak iddia ederseniz bunun ardından başka şeyler gelir. Öğrenilmesini kesinlikle teşvik ediyoruz. Bu bir haktır, arkasında duyuyoruz. Ama siz derseniz ki okullarda eğitim olsun derseniz bunun mümkün olmadığını dünya göstermiştir. Anayasa buna çok net bir şekilde güldüğünüzü görüyorum, ben de size gülüyorum. Çünkü sizin düşündüklerinizin hiçbirisini doğru bulmuyorum. Annenizden öğreniyorsunuz zaten, onun için ana dil. Okullarda kurslar var. Bakın ben Kürtçe bir müzik dinlemek... Kuşaktan kuşağa annenizden aktaracaksınız. Siz kimden öğrendiniz? Paris'ten öğrendiniz. Bunu öğrendiniz. Siz annenizden öğrendiniz. Lütfen karşılıklı konuşmayalım Sayın Çömez. Buyurun, buyurun lütfen bitirin. Bakın, bakın, bakın zaten okullarda eğitim için imkanlar tanınıyor. Kurslar da var. Dolayısıyla bunlara bir itirazımız yok. Ama sizin Paris'te Kürtçe eğitim ve ana dil olarak, eğitim dili olarak bir okul açıldığını bana söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Yok çünkü. Hiçbir, hayır efendim yok. Doğru söylemiyorsunuz. Doğru söylemiyorsunuz. Ben size 15 yıl yaşadığım İngiltere'den örnek. Neyse bunun tartışmasına girmeyeceğim. Bu ortaya koyduğunuz fikri ve tavrı doğru bulmuyoruz. Ana dilde eğitim yanlıştır. Bir ülkenin kırılması için zemin hazırlar. Ancak bir insanın annesinden ana dilini öğrenmesi anasının ak sütü gibi helaldir. Şu yazdığınız, şu ortaya koyduğunuz pankartlardan bir tek kelime anlamıyorum ben. Niye gözümüzün içine sokuyorsunuz? Bir tek kelime anlamıyorum. Böyle yaparak hak arayamazsın. Teşekkürler Sayın Çömez. Buyurun Sayın Temelli. Tamam arkadaşlar, biz söyleyeyim. Evet Sayın Başkan. Şimdi Sayın Grup Başkan Vekili konuşuyor. Buyurun. Buyurun Sayın Temelli. Sayın Başkan, değerli milletvekili, ana dilde eğitim. Sayın milletvekilleri, Sayın Grup Başkan Vekili konuşuyor. Buyurun. Ana dilde eğitim bir haktır. Bu hakkı yok saymak, eğitim hakkını yok saymak, insanlık hakkını yok saymak, birçok hakkı yok saymak anlamına gelir. Ana dilde eğitim hakkı aslında bu ülkede farklı birçok dil için uygulanıyor. Dolayısıyla bugün İngilizce, Almanca, Fransızca birçok dilde, ana dilinde çok dilli eğitim hakkının uygulandığı bir ülkede
ana dilinde eğitim hakkı bir tek... Buyurun tamamlayalım lütfen. Ve dolayısıyla dünyanın birçok ülkesinde, Sayın Hatip yok dedi ama dünyanın birçok ülkesinde ana dilinde çok dilli eğitim mümkündür. Ve bizim ülkemiz bu anlamıyla ana dilinde çok dilli eğitimle aslında bugün birçok sorunu aşabilecek durumdayken bu inkarcı yaklaşım, bu yok sayan anlayışla biz bugün hala burada annenizden öğrenin, mahallenizden öğrenin gibi aslında çok yanlış bir yaklaşımı tartışmak zorunda kalıyoruz. Eğer bir ülkede ana dilinde çok dilli eğitim mümkünse ve hayata geçebilirse aslında birçok toplumsal sorunun çözümü de mümkün olabilecektir. Ama bu ülkede Kürtçeye, Kürt halkına yaklaşımda bu üstenci yaklaşım şunu bize gösteriyor. Ya bu ülkenin sahibi biziz, siz size verilenle yetinin. Hayır. Bitirelim lütfen. Ortak vatanımızın sahibi hepimiziz. Hepimiz kendi dilimizde eğitim hakkını hak ediyoruz ve bu hak içinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Konu neydi Sayın Çömez? Açalım Sayın Çömez'in. Sayın Başkan, ben ifadelerimde bu ülkenin sahibi biziz lafını kullanmadım. Bu ülkenin sahibi asil Türk milletidir ve bu ülkede kendini bu topraklara ait hisseden, bu bayrağın altında yaşamaktan onur duyan herkes saygın bir Türk vatandaşıdır. Bakışımız budur. Teşekkür ederim. Öte yandan müsaade edin, konuşmama izin verin lütfen. Önce saygı duymayı öğrenin. Paris'te böyle mi öğrettiler size? Lütfen müsaade edin. Sayın Başkan, Sayın Başkan müsaade edin. Konuşmamın insicamını bozmayın. Konuşmamın insicamını bozmayın. Belli ki Paris'te Kürtçe öğrenirken bu saygısızlığı da öğrenmiş kendisi. Sayın Çömez. Müsaade edin. Sayın müsaade Çömez. Edin. Siz müsaade edin. Müsaade edin. Siz müsaade edin. Konuşmamda son derece Sayın nazik Çömez, bir şekilde. Bir saniyenizi buyurun, rica edeceğim. Buyurun. Ben size bir saniye arkadaşlar. Ben size konu neydi dedim. Konuşma talebinizi. Siz bildirmeden direkt konuşmaya girdiniz. Mesela sataşmadan mı söz istiyorsunuz? Bir açıklama mı yapacaksınız? İzin verin. Elbette bütün vekil arkadaşlar için geçerli. Elbette. Buyurun lütfen. Kendisi bir dayatmadan söz etti. Biz evet. Dayatmalara şiddetle karşıyız. Konuşmamda açıkça ifade ettim. Bir insanın annesinden öğrendiği dil ana dilidir. Evet. Ve anasının ak sütü gibi helaldir. Dolayısıyla hekimlik hayatımdaki tecrübelerimden de bahsettim. İnsanlar annesinden öğrendiği bu zenginliği mutlaka bir başka nesile de aktarması gerekir. Ancak İngiltere'den örnek verdim, hanımefendi Fransa'dan örnek verdi ama kanıtını sunmasını bekliyorum kendisinden. Böyle bir örnek yok. Dolayısıyla çok dilli eğitime Türkiye'de geçme talebi gerçekçi bir talep değildir. Bunun arkasında başka niyetler vardır. Bizim itirazımız bunadır. Yoksa herkes diliyle, kültürüyle, etnik kimliğiyle gurur duymalıdır. Bu bizim için bir zenginliktir, bir güzelliktir. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Temelli, Sayın Temelli. Buyurun, buyurun Sayın Doğan. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Uzun uzun kavramların ne olduğunu anlatmayacağım. Ama dilerseniz Hüseyin Bey dedi ki oturalım konuşalım Kürt meselesinin neler olduğunu. Biz de tam bunu söylüyoruz zaten DEM Parti olarak. Oturalım konuşalım. Biz bir mücadele ve müzakere partisiyiz. Konuşalım bakalım ne oldu son 10 yılda? Kimler neler yaptı? Dönemin İçişleri Bakanı niye o günler için kontrol edemediğimiz güçler var diyor. Hani yarın Kobani davası var ya, onu da hatırlatmış olayım. Gelelim çok dilli eğitime. Dünyadan çok sayıda örnek verebilirim ama bu upuzun bir liste. Ne dedim ben konuşmamın girişinde? Gönül ister ki dedim ben Türkiye'li bir Kürt olarak burada kendi ana dilimde konuşabileyim. Eğer burası Türkiye parlamentosu ise şunu kabul etmemiz gerekir. Türkiye'de yaşayan herkesin kendine ait hissedebileceği... Buyurun tamamlayın lütfen. Başkan. Eğer Türkiye'de herkesin kendine ait hissedebileceği, yaşayan
herkesin. Bir yeni anayasadan bahsediyorsan Hüseyin Bey, gerçekten özgür, gerçekten eşitlikçi, gerçekten adil, gerçekten yeni, eskiden tamamen kopmuş, o zaman tartışmayı bu şekilde değil, başka bir şekilde yürütmek gerekir. Kürtler var bu ülkede, en az 20 milyon insanın dili, Türkçeden sonra en çok konuşulan dil Kürtçe. Dolayısıyla Kürtçede eğitim hakkı temel bir insan hakkıdır. Ana dilde eğitim hakkı temel bir insan hakkıdır. Bunu Birleşmiş Milletler ortaya koyuyor. Bunun için UNESCO'nun kararları var. Bunların ben zaten bu parlamento tarafından, burada seçilen insanlar tarafından en azından bilinen temel şeyler olduğunu düşünmek istiyorum. Bunu temenni ediyorum. Dünyada çok dilli eğitim tartışması çoktan... Rica ederim. Müteahhit defalar ifade ettik. Bir kere daha söyleyeceğim. Kürtçeyle ve Kürtlerle bir sorunumuz yok ve olamaz. Bu ülkenin asil insanlarıdır. Beraber bu coğrafyada yaşıyoruz ve hepimiz bu ulusun, bu milletin asil birer ferdiyiz. Kürtçe konuşmanıza bir itirazım yok. Hatta kulislerde ara sıra öğretirseniz bana ben de mutlu olurum. Buna bir itirazım yok. Kürtçe öğrenilmesine de bir itirazım yok. Ana dilinin insanların kullanıyor olması ve bu şekilde iletişim kurmalarına da bir itirazımız yok. Bunu bir zenginlik olarak gördük. Ancak altını çizerek vurguladığımız şu. Öğrenmek ayrı bir şey. Eğitim dili olarak kullanmak ayrı bir şey. Biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Ve siz Birleşmiş Milletler'den örnek verdiniz. Ben de kuliste arada size başka örnekler verebilirim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulmuş ve buradan gelen kararları söyleyebilirim. Özetle bu ülkede dostça kardeşçe yaşayacağız. Bu ülkede her... Buyurun lütfen bitirelim. Bu ülkede herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olması bizim temel prensibimiz. Ama bu tür ayrımcılık tarzındaki yaklaşımları biz kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bu noktada tekrar politikanızı ve görüşlerinizi gözden geçirmeye sizleri davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Buyurun Sayın Temelli. Son. Şimdi başka sataşmalar, tartışmalar bunlar uzasın diye söz almıyoruz Sayın Başkan. Sadece birbirimizi anlamaya ihtiyacımız olduğu bir kez daha burada bu tartışmalarla açığa çıkmıştır. Kavramları doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bir ayrımcılık meselesi üzerinden konuya yaklaşmıyoruz. Tam tersine eşit yurttaşlık üzerinden yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bizler hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Bu ülkenin vatandaşı olmaktan doğan hakların da eşit bir şekilde kullanımı talebinde bulunuyoruz. Ve burası, evet burası parlamento, bir temsiliyet mekanı. Dolayısıyla tabii ki bir devlet kurumu olamaz. Biz bu temsiliyeti burada bütün Türkiye adına yapıyoruz. Ve bütün Türkiye'nin sorunlarını birlikte çözebilmek adına bu mücadeleyi veriyoruz. Ama bu haklarımızdan vazgeçeceğiz anlamına gelmez. Açalım lütfen. Tamamlayalım bir lütfen. Kimliğin altında kimliklerimizin silinmesine izin vereceğimiz anlamına gelmez. Bir ülkeyi ülke yapan zaten o ülkede yaşayan vatandaşların belli bir mutabakatla bir arada durma iradesidir. Biz bu iradeye sahibiz. Bu iradeye karşı olanlar ayrımcılık yapmaktadır ve biz bu ayrımcılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, tutumumla ilgili de Sayın Başkan Vekillerinden eleştiriler geldi. İş tüzük gereği görüşülmekte olan yasa tasarısı hakkında ben taraf olamayacağım için iş tüzüğü öneriyi oylatmadan önce bu konudaki düşüncelerimi söylemem yanlış olurdu. Bu meselede bir taraf olmuş olurdum. Dolayısıyla şu anı bekledim bunu söylemek için. Birincisi, artık bunu defalarca şey etmeye gerek yok. Ben bir insanın ana dilinde bir derdini anlatmasına müdahale etmekten haya ederim. Hiçbir dilden hiçbir insana, hiçbir yapıya, kuruma zarar gelmeyeceğini düşünenlerdenim. Sen böyle düşünebilirsin. İş tüzük seni belli şeylerle yükümlü kılıyor diye serzenişte bulunabilirsiniz. Onda da meclis başkanının sünnetine uydum.
O da Kürtçe konuşan arkadaşlara Türkçesini de lütfedin dedi. Ben de aynen öyle davrandım. Birleşime 15 dakika ara veriyorum. Evet el dostlar, videoyu bitirmeden önce aklıma ne geldi biliyor musunuz? Özellikle tarih gözlerimin önünde canlandı ve özellikle hani milliyetçi sözüm ona milliyetçi çevreler diyor ya, dedelerimiz beraber Çanakkale'de yatıyor, beraber savaştık, bu ülkeyi beraber aldık. Ama trajikomik bir durum var değerli dostlar. Beraber kimlere karşı savaştık? Fransızlara, İngilizlere. İngilizceyi, Fransızcayı kendi kardeşlerine, beraber savaştığın kardeşlerine zorla okutuyorsun. Ama seninle beraber savaşan kardeşlerinin dilini de yasaklıyorsun. Bu çelişkiye dikkat çektim değerli dostlar. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.